Moruk, böyle hayatta herkesin böyle bir göt olduğu an vardır yani. Öyle bir göt olur ki böyle yüzü kızarır, mallaşır, beyni off olur, anladın mı? Ben de bir anımı anlatacağım şimdi size. Moruk, işten çıkmışım, tamam mı? Ondan sonra arkadaşla buluştum abi. Dedi kanka gel de burger ısmarlayayım sana. İyi dedim moruk, ısmarla. Gittik baba, oturuyoruz, telefon çaldı. Eski iş yerimin patronu arıyor, tamam mı? İşte diyor ki Hamza diyor neredesin diyor, bir arıza var diyor, tamam mı, şimdi asansör arızası. Sonradan neyse, ben de dedim ki, arkadaş duydu tabii telefonun ahizesinden. Dedi ki oğlum dedi işte Kadıköy'deyiz falan dedi, işte takılıyoruz hesabı. Moruk, ben de o anda düşünemedim, bir de dedim ki arıza marza kitler şimdi, onunla uğraşmayayım. Dedim abi Kadıköy'deyim ben, işte ne oldu hayırdır dedim abi. Oğlum dedi emin misin Kadıköy'de diye. Eminim abi dedim. Kadıköy'deyim amına koyayım. Moruk neyse. Bana dedi ki arkana bak dedi Hamza dedi. Moruk arkama bir baktım. Ananı sikeyim. Yani ben ömrü hayatım boyunca o kadar göt oldum bir an hatırlamıyorum. Adamla göz göze geldik. İşte oğlum dedi falan filan. Ya dedim abi hani işim gücüm var yani. Şimdi dedim ben de orada dobralık yaptım yani. Hani abi dedim arıza kitleyeceğini düşündüm dedim. Bak aynı bu şekil. Arkadaş da dedi ki hani uğraşamayız şimdi kanka, işimiz gücümüz var. Kadıköy'deyim de hani kurtul meseleden icabında. Ben de öyle dedim. Sonra ya zeytinyağı gibi üste çıkmayı da bildim moruk. Bu da böyle bir anım cici ve de şeker kardeşim. Harbiden çok fena göt olmuştum. Yani şöyle bir 3-5 saniye birbirimize baktık. Hani moruk şey var ya, bir tane şarkı. Bu aşk değil de nedir falan diye. Bu aşk değil de ne falan diye öyle bir şarkı var ya moruk. Böyle adamla göz göze bakarken moruk o şarkı çaldı yani resmen. Şey İrem Derici, bu şarkı kalbim tek sahaya. Lan baba ne iştir ya. Vallahi öyle bir göt oldu ki baba, anlatamam yani. Sonra o günden de hiç keyif alamadım. Kadıköy'e gittik amına koyayım. Ama bak abi, hayatta beyaz yalan da oluyor yani. Kimse şimdi evliyalık yapmasın, yalan konuşmayacağım. Bak elinizden geliyorsa, bak artık hani o eski bir olaydı. O zaman daha böyle olgunlaşmamıştım. Şimdi moruk hani rahatsızlığım varsa bir konuda, gitmek istemiyorsam gitmiyorum. Abi gitmeyeceğim, işim var falan filan. Hani böyle yalan dolan kolpalık da yapmaya gerek yokmuş. Zamanla onu anladım. Hani işim var veya işin yok. Evde yatıyorsun. İşte bir iş kitlemeye çalışıyorlar. Gitme amına koyayım. Yani eğer mesai saatleri içinde değilse gitme abi. Zorunda değilsin ki yani. Niye işte ayıp olmasın diye yalan konuşayım. Hayır abi, dobra ol. De ki abi ben gitmeyeceğim. Dışarıdaysan abi ben dışarıdayım. Vallahi bak bana diyorlar mesela ne yapıyorsun, evdeyim, şu var. Gelemem. Niye, hayırdır? Bilgisayar oynuyorum amına koyayım. Film izliyorum. Bu kadar abi. Hani böyle fazla da kasmayın. Yalan konuşmayın. Bak harbiden özellikle bu aklınızda bulunsun. İşte biri sizi arıyorsa neredesin diye ve kinayeli kinayeli konuşuyorsa o işte bir iknelik vardır. Bu da benden söylemesi.